Hoş geldiniz. Hafta sonu programını değerlendireceğiz. Bültende ne var ne yok konuşmaya çalışacağız. Yine ekip arkadaşlarımızla beraber stüdyo yerimizi aldık. Ve hepinize hoş geldin diyelim. Hafta sonu muhteşem bir programla beraberiz. O zaman herkese ben de hoş geldin diyerek, sana da hoş bulduk diyerek Serie A'ya başlıyorum. Napoli-Roma gibi çok güzel bir maç bizi bekliyor pazar günü. Napoli Salernitana'yı da yendi. Zaten koşa koşa şampiyonlar gidiyor. Çünkü rakibi yok. Yani altındaki takımlar sürekli puan kaybediyor. Bir türlü istikrar yakalayamıyorlar. Napoli de çok takılmıyor zaten. Kazanmaya devam ediyor. Çok erken bir şampiyon kutlaması da yapabilirler böyle giderse. Roma'da Dünya Kupası arasından çok iyi döndü. Son 3 maçını kazandı. Kupada da turu geçti bu süreçte. İyi bir seri yakaladılar ve gol yemiyorlar aslında. Baktığımızda mesela Spezia'yı deplasmanda 2-0 yenmek kolay değil. Spezia tabii ki ligin tepe takımlarından bir tanesi değil ama evinde çok iyi oynayan bir takım. Roma iyi gidiyor. Napoli'nin bu rahatlaması zaman zaman ona rehaveti de sokabilir. Maç içinde rehaveti soktuğu anlarda Roma'nın ben gol bulabileceğini düşünüyorum bu formuyla. Ama Napoli'de kesinlikle düşündüğüm kadarıyla bence bu kadro kalitesine cevap verecektir Roma'ya. Tam bir karşılıklı gol var maçı düşüncesindeyim. Ben de Napoli'ye baktığımızda etkili futbolunu sürdüreceğini düşünüyorum. Gol de yiyeceklerdir bence. Roma bir şekilde o golü bulabilir. Görkem'e katılıyorum. Ben karşılıklı gol varın yanına bir de Napoli galibiyeti ekleyerek o şekilde bir kombin yapacağım diyorum ve Süper Lig'e geçmek istiyorum. Süper Lig'e baktığımızda Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlerin bence durumu biraz kritik. Son 2-3 maçtır zor kazanan bir Fenerbahçe var kupayı da dahil edersek. Baktığımızda 90. dakikalarda gelen golle galibiyete gidiyorlar ama asıl sorun bence hücumda da o sezon başındaki istikrarın olmaması. Yani bir takım 90 dakika boyunca etkili hücum eder, zor kazanır, okeydir taraftar için ama Fenerbahçe o görüntüden de bence biraz uzaklaştı. Top yaparken zorlandığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Kasımpaşa savunması burada soru işareti yaratıyor. Ama Kasımpaşa'nın gol buluru da çok olası bir ihtimal. Fenerbahçe gol de yiyor. Zaten hücum performansı da yükseldi. Selçuk İnan sanki biraz oturttu gibi orada işleri. Biraz daha etkili hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Bu maç yine karşılıklı gol var maçı gibi ama ben ilk yarı gollerine güveniyorum burada. İlk yarı 1.5 üst tarafındayım. Yine böyle bir yüksek oran denemesi paylaşacak olursak da daha yüksek oran denemesi. İlk yarı karşılıklı gol var denenebilir diyorum. Yani Selçuk Hoca zor bir fikstürle takımın başına geldi. Şöyle bir bakıyorum da yani Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir şimdi de Fenerbahçe ile oynayacaklar. Dolayısıyla iş yeri zor. Fenerbahçe de senin dediğin gibi yani Gaziantep deplasmanında Gaziantep 10 kişi kalınca kazanabildi. Evet. Ümraniye maçında maç berabere bitebilirdi. Goller iptal edildi. Zorlandığı bir karşılaşmaydı ama yani yine fikstür Fenerbahçe'nin lehine gibi. Evde hata yapmaz diyorum. Fenerbahçe galibiyeti handikaplı bekliyorum. Yani, gollü maçta ben de hemfikirim. Gollü maçın yanında Fenerbahçe galibiyetinde de senin hemfikirin. O yüzden 1 ve 2.5 üstü birleştiriyorum ben de. Ben de 1 ve 2.5 üste katılıyorum. Ve FA Cup'a geçmek istiyorum. Bu hafta sonu Premier Lig yok. Haldır aldır bir sürü Premier Lig maçı oynadıktan sonra Dünya Kupası'ndan sonra son 3 hafta sonunun ikisinde Premier Lig oynanmadı. İlginç bir fikstür var İngiltere'de. Brighton-Liverpool mücadelemiz var. Barış abiyle konuştuk yayından önce. Brighton'ı çok fazla beğenmedi kendisi. Brighton-Liverpool maçında ben iki takımdan da skor bekliyorum. Brighton'ın son maçta rakibine 3-0 yendiğini, ondan önceki maçında 3-3 bittiğini hatırlatmak istiyorum. Gayet Brighton-Liverpool'a karşı skor bulabiliyor ki Liverpool'un bu sezonki performansında göz önüne alırsak zaten hem 2.5 üst artı karşılıklı gol varı. Hatta Görkem'in en sevdiği bahistir. Değerlendirdim. O en sevdiğim bahisi devam edeceğim. Ben Brighton'ı sevmedim demedim. Brighton-Liverpool maçını bültende önümüze getirdi sevgili Onurcan. Dedim ki bu kadar maç varken Brighton-Liverpool maçını alacağım. Ama illa İngiltere konuşacak. Konu buydu aslında. Daha düzgün ifade edelim. Fransa'ya uzanayım ben o zaman. Daha güzel bir karşılaşma bence. Marsilya-Monaco ile karşı karşıya gelecek. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da çok formda. Marsilya üst üste 6 maçtır galip geliyor. Monaco'ya bakıyoruz 4 maçtır kaybetmiyor, 3'ünü kazandı. Yani olağanüstü bir skor üretimi var iki takımda. O senin aldığım nokta
KG var 2.5 üstü, Görkem'in çok sevdiği dedin ya. Tam öyle bir maç. KG var ve 2.5 üstü çok güzel bir bahis ya. Ben. Yani sizi tek güzel bir bile kitlenmesi olur. O olursa da işte şanssızlık 3, diyelim 3-0'a, artık. 4-0'a da kilitleniyor mesela Brighton. Yok, KG var düşünüp 2.5 üstü eklesek mi eklemesek mi düşüncesi için. Yani şimdi dedik ya 2.5 üst ve KG var mesela. Brighton-Liverpool maçını hatırla. 2.5 üst KG var, bende de vardı mesela. Brighton tek başına üst yaptı maçı. Karşılıklı gol olmadı mesela. Jürgen Klopp'un ayıbı. O gün de canlı iddiadaydık beraber. Evet, evet. Wolfsburg-Freiburg maçı 6-0 bitti. O zaman cumartesiden devam edelim. Giresun-Galatasaray mücadelesi var. Galatasaray inanılmaz formda gerçekten. Şu an bayrağı taşıyorlar şampiyonluk yolunda. Bu kadar yükseliş ben de beklemiyordum açıkçası ama Giresunspor burada daha soru işareti yaratan takım. Büyüklere karşı ekstra bir performansı var sanki Giresunspor. Yani Fenerbahçe'yi yendiklerini görmüştük. Galatasaray takılmıştı sezonun ilk yarısında Giresunspor'a. Yenmişti Galatasaray'ı. Galatasaray'ı da yenmişti değil mi? Evet, yenmişti. Hani büyük geçen sezon dahi Beşiktaş'ı o Mert'in sakatlandığı maçta yine 4 gol, atmıştı. Evet. Büyük yani maçları kazanamasa ligde kalamayacak bir takım. Giresunspor büyük takımlara karşı ayrı bir motive mi oluyor artık bilmiyorum ama Galatasaray karşısında ben bu sefer yine o sürprizi yapar iddiasında bulunamıyorum. Çünkü Galatasaray bana bunu vermiyor. Ben Galatasaray karşısında gol bulacaklarını düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın da kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Maç sonu Galatasaray galibiyeti ve karşılıklı gol var tarafındayım ben burada. İkisini kombinleme tarafındayım. Yani Galatasaray'ın o, ben hatırlıyorsanız her programda hafta sonu değiniyordum. Harika bir fikstür avantajı var dedim. Bu fikstür avantajında puan kaybedebilecekleri, belki takılabilecekleri yer Giresun dedim. Oraya kadar kayıpsız geldi Galatasaray. Giresun'da da eksikler var. Yok değil, arayacağı eksikleri var. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bekliyor. Karşılıklı gollerde en fikrim ama ben böyle bir 1-1, 2-2 bir beraberlikte beklediğim bir müsabaka. Ben de karşılıklı gol vara hem fikir olduğum gibi şu an açık değil biz konuşurken. Büyük ihtimalle maç günü açık olacaktır. Korner tercihlerine gideceğim. Galatasaray zaten maçında korner çıkarabilen bir ekip. Özellikle ama sahada. Evinde. Ama şimdi Giresun deplasmanında zorlanacağını düşündüğüm için skor bulamadığı dakikalarda kornerlerde ön plana çıkabilir ki Giresun'un da katkı verebileceğini düşünüyorum. Genel kornerleri de gidilebilir bu maçta bence. Ben de Galatasaray'dan galibiyet bekliyorum. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü değerlendirdim. Zorlu Giresun deplasmanında. Yani evet, zorlanacaklar. Yani yorumlarınıza da katılıyorum. Korner bahisleri de çok güzel ama galibiyet bekliyorum ben. Lider Galatasaray'dan. Hatay'a gidelim. Peki. Trabzonspor. Hatay'a gidiyor. Hatay'ın da ciddi bir anlamda çıkışa ihtiyacı var. Geçen hafta da bay geçtiler. 4 gol yenilginin üstüne. Ya bu maça net olarak hazırlandılar. Kanalize oldular. Trabzon'da bir ivmesi var. Yine bir KG var maçı görünüyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani Hatay bu maça hazırlanıyor ya. Yatıp kalkıyor. Bu maçta yaşıyor bence. Hatay'ın maça çok iyi başlamasını bekliyorum. Ben ilk yarı Hatay golü bekliyorum. O zaman genişletiyorum. İlk kere 1.5 üstü alayım ben de o zaman. Çünkü ben de Hatay'ın ilk kere gol bulabileceğini düşünüyorum. İlk kere KG oranın var. Oranın en sevdiği tercih de ilk kere KG vardır. Ben de öyle pas atayım. O da olabilir. Ona da hayır demem. İlk kere 1.5 üst biraz daha onun kaçamağı. O yüzden ilk kere 1.5 üstü alacağım. İlk kere KG var. Bu maçta denenir diyorum ben. Trabzonspor birkaç maçta savunma anlamında şaşırtan bir performans sergiledi diyeceğim ama şu açıdan. Yani, Trabzonspor sezon genelinde gol yiyor. Başakşehir maçı orada çok yanıltıcı oldu bence ama asıl yanıltıcı olan Başakşehir'in performansıydı. Trabzonspor'un ben yine Hatay Spor karşısında kalesinde gol göreceğini düşünüyorum. Bu gol de ilk yarıda gelirse ilk yarı KG var için güzel olur ama ben ilk yarı 1.5 üstü de bu taraftan, yani Trabzonspor'un tek başına atacağı iki gol için de sigortalamak adına alabilirim. İlk yarı 1.5 üst denenebilir bu mücadelede. Ben Cuma gününe geçmek istiyorum. Beklediğim maç. Manchester City, Arsenal mücadelesi. FA Cup'ta Premier Lig'in zirvesindeki iki takım bu sezon hiç ligde hiç karşılaşmadılar. İlk kez FA Cup'ta karşılaşacaklar. O da Premier Lig'in fikstürünün biraz ilginç olmasından dolayı. Yani ligin yarısı bitti, daha United'da iki kere oynadı Arsenal. City ile hiç oynamadı. Biraz garip gidiyor orada fikstür. Hani başa dönmüyor. Karışık gidiyor. Şöyle Tottenham deplasmanında müthiş bir Arsenal gördük. Bu sezon ilk defa rakibini ite ite yenen, yani kendi kalesine ite ite yenen bir
Arsenal'ı görmüştük. Aynı şeyi Manchester United maçında da gördük. Yine aynı şekilde rakibinin son 20 dakikada, hatta bence tüm maç boyunca bunalttı. Zinchenko'nun bir sol bek olmasına rağmen orta sahada oynayarak hücumu organize ettiğini gördük. Elbette bu karşılaşmada iki takım da rotasyona gidecektir ve rotasyondaki oyuncuları daha güçlü olan taraf Manchester City. Fakat Arsenal'ın azımsanmayacak bir oyun gücü bence var. Bu karşılaşmada mağlup olmayacaklarını düşünüyorum ben. Ve yani şu açıdan da kritik bir karşılaşma. Ligde bu iki takımın oynayacağı maçlar çok kritik şampiyonluk için. Bir prova niteliğinde olabilir. Pep Guardiola'yı çok iyi tanıyan Arteta'nın ben. Ya berabere biterse şimdi tabii iki takımın da işine gelmez. FA Cup'ta beraberlik en kötü sonuçlardan biri. Fakat bir şekilde direneceğini düşünüyorum ben. Tekrar çıkacağı için değil mi? Evet. Yani gerçekten hiçbir menajerin istemeyeceği bir şey. Onu da belirtmiş olalım iddia severlere ve Süper Lig'de haftanın açılışına gidelim. Beşiktaş Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş işte Kasımpaşa Adana Demir maçlarıyla bir ivme yakaladı. İki zor deplasmandan galibiyet çıkardı. Ve ben yarışın içerisindeyim mesajı verdi. Ama buraya Kayseri deplasmanında 11'de başlayan 3 isimden yoksun çıkacak. Kim bunlar? En önemliler. Romain Saiz, Valentin Rozier, Redmond. Kart cezalısı oldukları için oynamayacaklar. Abubakar yani oturacak bence kadroya. Nasıl? Abubakar oturacak bence kadroya. Olabilir. İç sahada sonuçta. Cenk'ine kanada o zaman geçecek. O efsane dönemindeki Cenk'le evet. Abubakar'lı diziliş olur. Ama Romain Saiz'la Rozier'in fazlasıyla... İkisinin aynı anda olması hani daha Redmond'u bir şekilde doldurabilirsin. Orada zenginlik var ama diğer taraflar sıkıntılı. Dolayısıyla Beşiktaş'ın gol yiyeceğini, atacağını, yine KG var 2.5 üstü İlk kombinesi. İlk yarı 1.5 üst diyebilir miyiz? Onu bilemeyeceğim de. Alanya'nın deplasmanı biraz sıkıntı abi. Sonuç almakta zorlanıyorlar. İçeride tempoları çok iyi ama deplasmandaki temposu Alanya'nın bir türlü olmuyor. Ama eksiklerden dolayı KG var 2.5 üstüne gideceğim. Son dönemde bayağı iyi duruma gelen bir Alanyaspor var. Yani ligin ilk yarısına göre çok daha iyiler ama dediğin gibi yine de bu iyi süreçte deplasmanda bir Kasımpaşa maçı var ki 4 golü bir yenilgi var. Aslında çok iyi bir dönemde gitmişlerdi oraya. Ama bu tarz büyük maçların havası da farklı olur. Ya ben şimdi Alanyaspor'un konsantrasyonu yüksek olacaktır. Ya ama Alanya'nın yani yıllardır süren bir deplasman sıkıntısı evet. var. Bu sezon deplasman karnesi ne biliyor musunuz? 15. falandır tahminimce. En son sırada. 9 maç 1 galibiyet. Çok iyimser davranmışım. Alanyaspor 9 maç 1 galibiyet 3 beraberlik. Ben ligin deplasmanda en az puan toplayan takım. Deplasmanda Gaziantep'ten kötü olmak da büyük başarı. Beşiktaş'ın savunmasındaki eksiklerden dolayı iki ismin aynı anda olması orada bir düzeni bozacak bence. Alanyaspor'un gol bulabileceğini ben düşünüyorum. Üst ve KG Var'a ben de hemfikrim zaten seviyorum biliyorsunuz. Ya eksikler olmasa ben bir üst diyecektim de eksiklerden dolayı var üst dedim. Burada ilk yarı KG Var deneyeceğim ve Alanyaspor'un ilk yarıda gol bulabileceğini düşünüyorum. Aynı noktadayım. Beşiktaş son maçları kazandı, kritik maçları kazandı ama aynı Fenerbahçe'de bahsettiğimiz gibi zorlanarak böyle bir geri dönüş edasıyla kazandı. Alanyaspor'un hücum performansı bana güven veriyor. Benim 3 tercihim olacak. Zaten ikisini bu programda bolca söyledim. İlk yarı 1.5 üst, ilk yarı KG Var. Bu maçta da denenir. Önceki tercihim ilk yarı 1.5 üst. Ama alınacak bir tercih varsa da böyle kuponlara hani daha az orandan belki ekleriz diye. Alanyaspor'un ilk yarı 1 golünü ben alınabileceğini düşünüyorum. Ben skor vermek istiyorum. 3-2 Beşiktaş galiba. 3-1 diyecektim ben de. Yani ev sahibi 2.5 üst diyorsunuz. Evet. 3-2 Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Değerlendireceğim ben. Kendim. Ben 2-1 tarafındayım. Beşiktaş. 1 ve KG var da hem 1 ve 2.5 üstte de. Bundesliga'da haftanın açılışı güzel bir maç var. Ona da değinip noktalatmak istedim yayınımızı. Leipzig, Stuttgart. Çok formda bir Leipzig Bayern var. Bayern puan kaybediyor Leipzig. Vallahi fırsatı değerlendirdi. Yani Schalke karşısında da farklı kazandılar. Dediğin gibi Bayern karşısında da iyi oynadılar. Yanılmıyorsam 10 maçtır kaybetmiyorlar. İç sahada da namağlupler. Deplasmanda hiç kazanamayan Stuttgart'ı yensinler diyorum. Biraz oranı yukarı çekmek adına 1-1.5 üst. 1 ve 2.5 üst olur bu maç bence. 1.5 üst benim de kuponumda var. 1-1.5 yeterli bu maçta. Değil mi? Leipzig'in ne yapacağı belli olmuyor bazen. Gol yer bence. 1 ve KG Var. Değiştirdim. 1 ve KG Var. Gol yer dedi. Umarım Stuttgart atar. O şekilde o maçı üste gider. Evet, ama 1'de hemfikirim.
Hafta sonu bülteninde herkese bol kazanç dileklerini gönderelim. Hafta içi bülteniyle tekrar birlikte olmayı dileyelim. Hoşça kalın.